Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu bölümde siyaset bilimci akademisyen Burak Bilgehan Özbek de bizimle birlikte olacak. Yine bu bölüme sığınmacı ve denetimsiz kontrolsüz göç tartışmasıyla bir miktar daha devam etmek istiyorum. Çünkü Burak Bilgehan'ın yorumlarını da almak istiyorum bu konuyla ilgili. Ama öncesinde bugün bence Türkiye siyaset tarihi açısından çok ilginç bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Yarın neler olacak göreceğiz. Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında çok saldırgan, agresif bir tutum almıştı. Önceki bölümde de vurguladığım gibi. Ve konuşmasının bir bölümünde kendisine Ümit Özdağ'la ilgili bir soru yöneltildi. Ümit Özdağ hakkında bazı hakaretlerde bulundu. Açıkçası aşağılayıcı ifadelerde bulundu. Daha sonra da Ümit Özdağ'dan buna bir yanıt geldi ve kendisini düelloya davet etti. İçişleri Bakanlığı önünde. Bu vetereleri kısaca vermek istiyorum izninizle. Ümit Özdağ'dan bahsettik programın özellikle başında. Kendisinden bir cevap var. Hiç muhatabım değil. Hiç kabul etmem. En azından bir cümle. Hiç adam yerine koymam. Hayır. Sayın kabul Bakan. Etmem. Kabul etmem. Kendisi iddiaları reddediyor. Hayır. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. İddiaları ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Esere safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Ve kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Hiç böyle girmem. Hiç kabul etmem. İstihbarat elemanı. İtibarımızı onun itibariyle bir araya getirir miyiz ya? Büyük Türk milleti, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından ne yazık ki üzücü bir gün. Biz Türkler 4000 seneden bu yana devletli millet olan iki ulustan birisiyiz. Ve bugün böyle kadim bir devletin İçişleri Bakanlığı gibi en önemli mevkilerinden birisinde oturan bir zat bir televizyon konuşmasında benimle ilgili olarak şöyle söyledi. Adam yerine koymam. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu çok açıktır, haysiyetsiz adam. Bu cümleleri kuran kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum. Ama ben siyasi hayatı boyunca en sert eleştirileri yapmış olmakla beraber hakkında hiç hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da bana hakaret edenlere hakaretle cevap vermeyeceğim. Buradan bütün Zafer Partililere de Soylu'nun bu soysuz açıklamasına hakaretle cevap vermelerini istemiyorum. Bu ağır hakarete sükunetle cevap verin. Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma. Silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle. Senin peşime takmış olduğun ve Ankara'da birçok insanın peşine takmış olduğun operasyon çeteleri beni hiçbir zaman ürkütmedi. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkek sen orada bekle. Evet, siyasi tarihimizde emsal görülmemiş derecede tuhaf diyebileceğimiz çıkışlar, atışmalar ve bir düello daveti izliyoruz. Ancak meselenin bu görünürdeki zarfın ötesine baktığımız zaman, içeriğine baktığımız zaman şöyle bir sorun var. Siyaset sanki giderek daha da fazla uçlara, daha radikal noktalara doğru sürükleniyor ve bunda hem iktidarın payı var hem de aslında muhalefetin bu anlamda yeterince ön alıcı davranmadığına ilişkin eleştiriler de var. Doğru veya yanlış tabii ki bunu zamanla göreceğiz. Bunu hem konuklarımızın hem izleyenlerimizin değerlendirmesine bırakıyorum. Şimdi özellikle bu konularla ilgili çokça aslında uyarılarda bulunan, uzun süredir uyarılarda bulunan, birlikte de katıldığımız yayınlarda yine bunu vurgulayan bir akademisyen Burak Bilgehan Özbek
Kendisi çok yoğun bir çalışma temposu içinde bu yayına katılmayı kabul etti. Ona da teşekkür ediyorum ayrıca. Burak Bilgehan, nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? Hem sığınmacı sorunuyla ilişkili Türkiye'de giderek şiddetlenmekte olan tartışmaları, bu atmosferi, hem de Soylu ve Ümit Özdağ atışmasını bu özelde nasıl değerlendiriyorsunuz? Sığınmacı ve düzensiz göç meselesi çok ciddi bir mesele ve çok ciddiyetsiz bir şekilde gündeme geldi. Bunu söylemek lazım. Ve belki de böyle meselelerin ciddiyetsiz bir şekilde gündeme gelmesi hükümetin çok arzu ettiği bir şeydir. Bunu söylemek lazım. Yani tartışma ekseni rekabetçi, otoriter dediğimiz bizim gibi ülkelerde hükümetler tarafından belirlenir. Muhalefetin en büyük başarısı bu tartışma ekseninin dışına çıkabilmektir zaten. Baktığımız zaman Türkiye'de muhalefet o tartışma eksenine hapsolmadığı zaman, hükümetin kurduğu gündemlerin dışına çıkıp kendi gündemini oluşturabildiği zaman başarılı addedilmiştir. Mesela 128 milyar dolar kampanyası bunlardan bir tanesidir. Ama hükümet muhalefet partilerini de yönetmek istediği için, onların söylemini de şekillendirmek istediği için sürekli olarak onlara bazı şeyleri konuşturmak ister. Ki gerçek gündem, yani onların toplumun sorunlarını algılayıp o sinyalleri bir şekilde algılayıp söyleme geçirebilmesi sürecine müdahil olabilsin. Yani gerçek gündemin bir şekilde siyasetçiler tarafından konuşulmasını önlemek için bir şekilde böyle bir yöntem izler. Ve bu sığınmacı göçmen meselesi de bana sorarsanız çok organik gibi gözüken ama aslında dijital platformlarda kurgusal olarak, yapay olarak bir şekilde gündeme getirilen, oldukça yüzeysel bir şekilde, oldukça insanları ilkelleştirerek, onları barbarlaştırarak konuşulmasını sağlanan bir mesele. Halbuki Türkiye'nin göç meselesinden aslında çok muzdarip olduğunu biliyoruz. Fakat dikkat ederseniz bu sesi çok çıkan, daha ilkel güdülere hitap eden, insanların korku merkezlerine, beyinlerindeki korku merkezlerine hitap ederek onları öfkeye ve endişeye sevk eden arkadaşların, siyasetçilerin pek de bu meselelerden bahsettiğini görmüyoruz. Mesela bizim ciddi anlamda bir kayıtsız istihdam piyasası sorunumuz var. Yani bugün Süleyman Soylu'nun söylediklerinden beni rahatsız eden mesele insanların kayıtsız kaçak göçmen çalıştırdığı meselesi ve İçişleri Bakanı'nın bunu söylemesi, iyi bir şey olarak bunu telaffuz etmesi. Evet, yani, bunu savundu. Tabii, yani bu ortada bir devletin olmadığını, yasaların uygulanmadığını ve siyasetçilerin kişisel iradelerinin, onların iki dudaklarının arasından çıkan sözün, lütufların, yasaların yerini aldığının ifadesi aslında. Yani bu çok daha vahim bir şey. Ümit Özdağ yaptığı hakaretlerden bana sorarsanız daha çok konuşulmayı hak ediyor. Yani bize çok magazinsel geliyor bu. Tabii düello kavramı 2022 senesinde ama yani bir ülkenin İçişleri Bakanı fabrika sahiplerinin ya da ne bileyim toprak sahiplerinin kaçak göçmen çalıştırmaktan menfaat elde ettiğini, devletin de buna göz yumduğunu, buna karşı bir hamle yapılırsa eğer ilk önce bu insanların şikayet edeceğini falan söylüyor. Bu devletsizliğin itirafıdır. Bu çok vahim bir şey. Mesela göç meselesinin istihdam piyasasını bozan bir tarafı var. Kayıtsız, sigorta ödemeyen, özellikle vasıfsız sektörlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla rekabete girdikleri zaman bu sebeplerden ötürü daha avantajlı olan, dolayısıyla bizim ülke vatandaşlarının aleyhine sonuçlar üreten bir girişme. Bununla beraber Özgün, biliyorsun, vatandaşlık karşılığında konut satışı gibi bir durum söz konusu. Ve bu kendi içinde bir sektöre dönüşmüş durumda. Adeta Türkiye'de vatandaşlık pazarlanıyor. Bunun ulusal gururun ötesinde bir negatif tarafı daha var. O da bizlerin ciddi anlamda yaşadığımız ülkede, şehirlerimizde doğru düzgün ev bulamaması, ev fiyatlarının yükselmesi, kiraların yükselmesi, ev sahiplerinin özellikle yabancı kiracı tercih etmesi ya da kira ev fiyatlarını vatandaşlık karşılığında satması gibi durumlara sebebiyet veriyor. Yani bunun bedelini biz ödüyoruz. Bir başka boyutu var. Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasını kabul ederek Türkiye aslında Avrupa'nın bir parçası olmadığını da kabul etmiş oldu. Bu geri kabul anlaşması karşılığında Türkiye'deki otoriterleşmeye Avrupa hükümetleri tarafından kredi verildi. Yani Türkiye göçmenleri Avrupa'ya sokmama karşılığında kendi iç rejiminin otoriterleşmesine, Avrupa'dan ses çıkmamasını sağladı. 90'lı yılları, 2000'li yılları hatırlayın.
Yani Türkiye iç politikası ile Avrupa Birliği çok ilgiliyken bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemize bile Avrupa Birliği doğru düzgün tepki vermiyor. Raportörler dışında. Şimdi son olarak da bu Afganistan-Pakistan rotasından gelen arkadaşların beraberlerinde ne getirdiğini bilmiyoruz. Yani bu da bizim açımızdan çok ciddi bir sorun. Büyük başarıymış gibi pazarlanan işte bu Türkiye birçok ülkeye vize uygulamıyor. Türk vatandaşları da vizesiz girebiliyor gibi bir mesele vardı. E şimdi bu vize uygulamasının da bizim hayatımızı ne kadar zorlaştırdığını, gündelik hayatımızı ne kadar riske attığını görüyoruz. Meselenin bu tip teknik boyutları dururken biz bu meseleyi belirli kültürleri şeytanlaştırarak aniden bir bombardıman halinde TikTok'tan, işte sosyal medya platformlarından halkın öfkesini kabartacak şekilde köpürtülen gündemlerle tamamıyla mülteci düşmanlığına daraltmış durumdayız. Göçmen düşmanlığına daraltmış durumdayız. Halbuki bizim hayatımızı bu göçmen politikası yüzünden etkileyen çok fazla durum var. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu ekonominin bir parçası aslında. Yani kaçak göçmenle üretim yapıyorsunuz. Müteahhitlerinize para aktarmak için vatandaşlık satıyorsunuz. Afganistan-Pakistan rotasından ne üdüğü belirsiz insanlar beraberinde ne getiriyorlar bilmiyoruz. Avrupa Birliği'nden geri kabul anlaşması karşılığında milyarlarca euro para geliyor ve Türkiye ucuz turist cenneti, yani kalitesiz turistin adresi haline geliyor. Kaliteli turist de kabul etmiyor bu vize uygulamalarını kaldırarak. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomisinin temel direği. Çünkü burada öngörülebilir bir hukuk devleti olmadığı için, bir kanun devleti olmadığı için, yani yabancı sermaye Türkiye'ye gelmediği için bu sermaye açığını kapatmak için bu tip işlere ihtiyaç var ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göç politikasının sonucu ortaya çıkan bir durum. Şimdi bunları eleştirmek yerine, bunları tartışmak yerine aslında aynı kişiliğin temsilcisi olan, yani kişilik özellikleri açısından benzer olan Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu'nun birbirleriyle Hacivat Karagöz misali çekişmelerini konuşuyoruz. Bence meselenin konuşulması gereken yer burası değil. Göçmen meselesi çok yanlış konuşuluyor, çok yanlış insanlar tarafından konuşuluyor ve hepsinden öte bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'deki muhalefetin seçimlere yaklaşırken merkezde kurduğu, yani birbirleriyle ideolojik özelliklerini törpüleyerek kurduğu ittifaka zarar vermek için, onları ideolojik bir noktaya çekmek, onları tek bir gündeme çekmek, onların ekonomiden konuşmasını önlemek için de yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir siyasi partinin çıkıp bir gündemi ortaya koyması değil, işin içerisinde sosyal medya ajanslarının, sosyal medya manipülatörlerinin, hatta bazı istihbarat servislerinin olabileceğini düşünüyorum. Seçim yaklaştıkça bunların olması tabii ki tesadüf değil, bu kadar. Yani ortada iktidarın aslında esas olarak dahili ve kontrolünde gerçekleşen bir tansiyon, bilinçli olarak tansiyon yükseltme süreci olduğunu düşünüyorsunuz, vurguluyorsunuz. İktidarın birçok kanadı var. Hangi kanadın operasyonu olduğunu bilmiyorum. Yani bir bütüncül iddiada bulunmak istemem. Çünkü Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra çok farklı bir milli güvenlik devleti ortaya çıktı, biliyorsun Özgün. Ve bu milli güvenlik devleti kendisine çok da yasal ve meşru olmayan müttefikler de buldu. Bunların hepsi kendisine devlet ismini verdiği için ama aslında devletle alakaları olmadığı için bir kafa karışıklığı yaşanabilir. Şunu söylemek istiyorum. Yani muhalefetin ekonomiden bahsetmesi gerekirken, kendi ideolojik karakterini törpüleyerek bir araya gelmesi gerekirken onları tek bir gündeme hapsetmek iktidarın işine yarayacak. Sonuç olarak böyle bir sonuç üretecek gibi bir durum var. Ve Türkiye gibi ülkelerde uçan kuştan iktidarın sorumlu olduğunu, yani devlet kapasitesinin çok yüksek olduğunu unutmayalım, uçan kuştan iktidarın sorumlu olduğunu varsayarak böyle bir çıkarımda bulunabiliriz tabii ki. Fantastik olmaz. Evet, aslında muhalefetin... Buyurun Gürsel Bey. Katılıyorum öncelikle tespitlerinden dolayı. Mesela özellikle son dönemlerde bu ekonomik krizin yaratmış olduğu sıkıntıdan dolayı bir konu tartışması var. İşte ev bulamadık, kiralar yükseldi falan. Bunun doğrusu sadece bu sorunu göçmenlere bağlayarak izah etmek mümkün değil. Çünkü biraz önce de söyledim. Yani 2020'ye göre, 2019-20'ye göre göçmen sayısı azalmış.
Buna rağmen İstanbul'da 1 milyon da İstanbul'u göç etmişse, 6 milyon yapı stoğu varsa, 6 milyon yapı stoğuna rağmen bu sorun yaşanıyorsa, bu sorunun bir başka nedeni var. İktidara yakın, çok yakın, yani neredeyse kendi televizyonları diyebileceğimiz bir televizyon 8 ay önce Esenyurt'ta bir açıklama yapıyor. Yani canlı yayın. Efendim evler uçtu, kaçtı falan. Allah Allah, şaşırdım. Yani bugüne kadar toplumsal meseleleri hiç kendisine dert edinmemiş bir iktidar televizyonunun bu kadar hararetli bir kiralar uçtu falan demesinin temel sebebi şu. Önce bir kere Türkiye'deki medya kuruluşlarının tamamına bakın, tamamı yapsatçıdır. Olağanüstü ellerinde yapı stokları var. İki, 2,5 milyonda bankalar konutlara el koydu. Yani düşünün, Türkiye genelinde 24 milyon yapı stoğumuz var. 24 milyon yapı stoğunun 2,5 milyonu şu anda rehin. Ne satabiliyorsun, ne alabiliyorsun. Yani piyasadan çıkmış. Hiç bunları konuşmuyoruz. Paramızın pul olduğunu konuşmuyoruz. Sürekli birilerine havale ediyoruz. Yani sanki bir iktidar sorumlu değilmiş. O konuda evet bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Doğrudur. Muhalefet mutlaka bunun dışında kendi gündemiyle meseleleri daha gerçekçi bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalı diye düşünüyorum. Evet, sizin de artık vurguladığınız gibi bence de ortada bir siyaset boşluğu oluştuğu zamanlar iktidar ve işte Burak Bilgehan'ın da vurguladığı gibi iktidar içerisindeki çeşitli kanatlar bu siyaset boşluğunu vakumlayacak, başka yönlere çekebilecek, esas gündemi, daha doğrusu iktidarın yumuşak karnından uzaklaştırabilecek, sorumluyu muğlaklaştırabilecek, görünmez kılabilecek bir takım alternatif gündemler yaratmaya çalışıyor. Şu an bunun içinden geçiyoruz ve aslında burada hem yoksullaşma tartışmasıyla birlikte hem de seçime giden süreçte aslında iktidarın zihninde, aklında ne tür senaryolar olabileceğine ilişkin sorularımı Turan Çömez'e yöneltmek istiyorum. Türkiye'de ciddi bir yoksullaşma trendi devam ediyor ve daha da devam edecek. Önümüzdeki kışın çok daha ağır geçeceğini söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki kıştan sonra yapılacak bir seçimde aslında iktidar açısından daha da riskli bir hale gelebilir. Bugünden daha riskli bir hale gelebilir. Şimdi bazı iddialar var. İktidarın daha kötü ile kötü arasında bir tercih yapmak durumunda kalacağı. Yani ekonomiyi zaten bir yalancı bahar dahi yaşatmasının çok güç olduğu. Bu nedenle daha kötü bir ekonomi ve siyasi ortamda mı seçime gideyim? Yoksa bu kadar kötüleşmeden mümkün mertebe gündemi manipüle ederek ve bu tür 7 Haziran 1 Kasım arasına dönemine benzer bir dönem yaşatıp ondan sonra derhal bir erken seçime mi gideyim gibi bir tercih de kalacağına yönelik değerlendirmeler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu son ekonomik gelişmelerle birlikte? İzniniz olursa Sayın Özpek'in altını çizdiği ucuz işçilikle ilgili çok önemli ama kamuoyunda çok fazla bilinmeyen bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Sağlık çalışanları. Bakın ben yıllardır İngiltere'deyim. Beni şartlar burada şimdilik yaşamaya mecbur etti ve geçtiğimiz günlerde açıkladım. AKP iktidardan gittiğinde ülkeme döneceğim dedim ve hizmetlerime, mesleğime orada devam edeceğim dedim. Şimdi İngiltere'de hekim olmak için sizi sistem diyor ki benim tanıdığım iyi bir üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Yani Türkiye'deki iyi bir üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. İkincisi sizi çok önemli sınavlara tabi tutuyor. Dil sınavlarına tabi tutuyor, medikal sınavlara tabi tutuyor. Yazılı sözlü pek çok sınavı geçirdikten sonra dönüp diyor ki bana ya Sağlık Bakanlığı'ndan, kendi ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan ya da Tabipler Odası'ndan temiz belgesi getir ve geçmişinin iyi olduğuna dair, bir sorun olmadığına dair bir belge getir diyor. O kadar zor bir süreçten geçiyor ki hekimler buraya gelmek için. O kadar ağır, o kadar uzun bir yolculuktan geçiyor ki. Ve İngiltere, buna beraber Avrupa ülkeleri de, Türkiye'nin ya da buna benzer ülkelerin kaymak tabakasını, zeki, çalışkan insanlarını alıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, Suriye'den 5000 civarında bir sağlık çalışanı geldi ve Türkiye'de çalışıyorlar. Şimdi sayın iki vekile soruyorum, direkt sistemin içerisindeler. Acaba bu sağlık çalışanlarının hangi prosesten nasıl ve ne şekilde Türkiye'ye gelip çalıştıklarını biliyorlar mı?
Çünkü bu Türkiye'de bilinmiyor. Suriye'den gelenler ellerinde bir diploma. Bu diplomanın nereden alındığı belli değil. Doğru mu yanlış mı bilinmiyor. Bunların geçmişlerinde kriminal bir problem var mı yok mu bilinmiyor. Malpraktisleri var mı? Hekimlikleri nasıl bilinmiyor. Gerçekten hekimler mi bilinmiyor. Dil konusuna hakimler mi? Türkçe iyi konuşabiliyorlar mı? Çünkü sağlıkla ilgili iletişimi iyi kuramazsanız hata yapma şansınız çok çok yüksek. Tıbbi bilginiz yeterli mi? Hiçbir şekilde sorgu sual yok. Kapılarını sonuna kadar açmış durumda. Bu 5000 sağlık çalışanı gelip Türkiye'de rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ve aynı şekilde birçok özel hastane bunları ucuz iş gücü diye geceliği çok az paralara gece nöbetlerini tutturuyor. Ve biz hepimiz bu insanlara sağlığımızı teslim ediyoruz. 5000 rakamından bahsediyorum. Lütfen iki sayın vekilden ricam bu konuyu meclis gündemine getirsinler ve Sağlık Bakanı'na bunun hesabını sorsunlar. Bu inanılmaz bir sağlık skandalıdır ve Türk milletini birçok konuda riske ettikleri sürecin bir başka versiyonudur. Türk insanın, Türkiye'nin sağlığını riske etmektir. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu bilinmeyen, teknik ama son derece önemli bir konu. Şimdi sorunuza dönmek istiyorum. Sayın Çömez'e hemen cevap vereyim. Özellikle bütçe görüşmelerinde Sağlık Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız istisnasız her alanda soruldu. Defalarca soru önergeleri ama ne yazık ki bunların hiçbirisinin daha bugüne kadar sağlıklı bir cevap alabilmiş değiliz. Sayıyı bilmiyoruz. Tamamen sağda soldaki özel hastanelerde, hatta bir kısım devlet hastanelerinde bizim arkadaşlarımızın tespitlerinde çoğunun dil bilmediğini, yani belki tıbbi olarak yani yeterli olabilir ama biraz önce de Sayın Vekilim'in söylediği gibi dil çok önemli. En az tıp kadar önemli. Çünkü iletişim kuramıyorsunuz. Onu operasyon yapacaksınız. Dil sorununun yaşandığını arkadaşlarımız defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdiler. Evet, buyurun Turan Bey. AKP iktidarı aslında ciddi olarak sıkışmış durumda. Bunu gösteren, bunu kanıtlayan, buna işaret eden çok şey var. Benim ilk dönem AKP vekilliği yaptığımı biliyorsunuz ve AKP'nin kurulması aşamasından itibaren çok eski dostluklarımın olduğunu da biliyorsunuz. Her ne kadar o dönemden sonra ciddi çatışmalar yaşasak da hala eski irtibatlarım var. Birçok AKP'li eski siyasetçiyle ve aktif siyasetçiyle görüşüyorum. Birinci olarak vurgulamak istediğim şu. AKP içerisinde ciddi olarak moraller bozuk durumda. Eski vekiller büyük ölçüde umudunu kaybetmiş, elini eteğini çekmiş ve artık AKP'ye güvenini büyük ölçüde yitirmiş. Aktif olarak vekil olan arkadaşlarım var. Herkes pozisyonunu biliyor, duruşunu biliyor ama buna rağmen medeni ölçülerde konuşuyoruz. Ciddi olarak umutsuzluk var, ciddi olarak güvensizlik var, ciddi olarak kaygı var ve halkın arasına çıktıklarında ondan ve halktan aldıkları tepki sebebiyle duydukları üzüntü var. Ve bir başka problem, bunu Sayın Erdoğan'a iletememiş olmanın verdiği kaygı var. Bu bakımdan AKP içerisinde yeknesak bir yapıdan, organize bir yapıdan, güçlü ve koordine bir yapıdan söz etmek mümkün değil. Sayın Erdoğan bunun çok farkında değil. Çünkü aksi ses çıkartan, aykırı ses çıkartan herkesi şu anda susturuyor. Bazı toplantılarda bazı ifadeler kullanmak istiyor bazı vekiller ve bunlara Sayın Erdoğan'ın çok sert tepki verdiğini biliyorum. Şimdi seçimle ilgili neler olabileceğini sordunuz. Ben birkaç ay öncesine kadar Sayın Erdoğan'ın sonbaharda baskın bir erken seçim yapabileceğini düşünüyordum. Bu bakımdan buna dair adımlar attığını da gördüm. Böyle bir kanaatim de vardı. Temel problem ekonomi ve şimdi bunun üzerine bir göçmen krizi eklendi, bir mülteci krizi eklendi. Ekonomiyle ilgili bir çözüm olarak para bulması gerekiyordu. Bu para bulma sürecinde Nebati'yi Londra'ya gönderdi. Londra'ya iki kez geldi. Bu toplantılara katılanlarla görüştüm. Bizatihi oradaki tepkileri duyma fırsatım oldu. Nebati'nin Londra'dan para bulma şansı yok ve buradaki para otoriteleri ya da tefeciler, bir başka ifadesiyle, seçimi bekleyelim ve Türkiye'deki sürecin nasıl devam edeceğini görelim. Şu anda güvensiz bir atmosfer var. Riski çok yüksek. Biz Türkiye'ye herhangi bir şekilde parayla yatırım yapma imkanı görmüyoruz dediler. İngiltere'den artık böyle bir imkanı yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Öte yandan
Çin'den, Japonya'dan ve Körfez ülkelerinden bir para arayışı içerisine girdiler. Zaten Erdoğan'ın bu kadar net, bu kadar tavırlı davrandıktan sonra Suudi Arabistan'a giderek oradan işte bir anlamda para talep etmesi ya da ilişkilerini kurtarmaya çalışması da buna işaret ediyor. Yine Londra'daki bazı Orta Doğulu gazetecilerle görüştüm. Türkiye'ye kısmen yansıdı. Sayın Erdoğan'ın 5 ay boyunca çok ciddi talepler, tekrar eden taleplerle Suudi Arabistan'a gitme isteğini ilettiğini ifade ettiler. Şimdi Sayın Erdoğan aslında hem yapısını bir arada tutmakta zorlanıyor, moral motivasyon vermekte zorlanıyor, hem ekonomiyi tutabilmek ya da bir anlamda toparlayabilmekte zorlanıyor, hem öte taraftan muhalefeti hırpalamakta eskisi kadar mahir ve yetenekli değil. İşte bu sebepledir ki sinirler son derece gergin. İşte bunun yansımasıdır ki İçişleri Bakanı bugün kontrolsüz bir şekilde bir öfke patlamasına girdi. Son derece ağır, son derece kabul edilemez ifadelerle bir başka siyasi partinin liderine yüklendi. Ve kontrol edemediği için de aslında bana göre bir skandal, Sayın Özbek de altını çizdi. Türkiye'de kaçak işçilerin varlığını açıkça ifade etti. Artık AKP'nin elinde çok fazla bir enstrüman kalmadı. Kendi grubunu bir arada tutma şansı çok fazla yok. Muhalefeti hırpalayacak çok fazla enstrüman da kalmadı. Elinde şu anda tutabileceği tek şey gerginlik ve gerginlikten medet umar hale geldi. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Sayın Erdoğan, bak dua edin Ukrayna gibi değilsiniz, Suriye gibi değilsiniz, onlar gibi olabilirdik diyerek bir anlamda topluma bak ne kadar iyiyiz demeye çalıştı. Öte yandan bütün dünyada kriz var. Biz yine en iyisiyiz. Avrupa çöküyor. İşte Avrupa'da enflasyon aldı başını gitti diyor. Hayır, hiç öyle değil. Yani dilimin döndüğü kadar bunun yalan ve yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu bakımdan da bu politikaları da bir anlamda karşılığını bulmadı. Elinde patladı. Ben AKP'nin önümüzdeki dönemde giderek daralan bir koridora girdiğini ve gireceğini, elinde çok fazla politik ve ekonomik enstrüman olmayacağını ve bu sebeple gerginlikten besleneceğini düşünüyorum ve bu beni kaygılandırıyor. Erken seçim ihtimali giderek azaldı ama yazdan sonra eğer yaz döneminde AKP aradığını bulamazsa, Sayın Erdoğan aradığını bulamazsa önümüzdeki dönemde korkarım biz bu gergin ifadeleri ve gergin atmosferi daha fazla yaşıyor olacağız. Bu gerginliğin aslında bir boyutu da İç siyasette partilerin dizayn edilmesine yönelik girişimler. Bunlardan birinin muhatabı da aslında seçimin en önemli ayaklarından biri de HDP seçmeninin tutumu olacak ve HDP'nin şu an HDP üzerinde yürütülen siyaset olacak. Çünkü HDP'nin kapatılacağına ilişkin iddialar sık sık dile getiriliyor. Özellikle seçimin arifesinde kapatılacağı ve HDP'nin bir şekilde gücünün kırılmaya çalışılacağı, seçime yansımasının engellenmeye çalışılacağı dillendiriliyor. Gülistan Koçyiğit, siz bu konuda parti olarak bu tür, elbette elinizde alternatif senaryolara ilişkin hazırlıklarınız vardır. Bu konuya ilişkin nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Ya aslında öncelikle aslında çok sık vurguluyoruz, tekrar vurgulamakta fayda var. Bugün HDP üzerinden tartıştığımız her şeyin bir Türkiye meselesi olduğunu özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Yani bugün HDP milletvekiline yönelik bir tehdidi konuşuyorsak, bir saldırıyı konuşuyorsak, eğer bir siyasi partinin İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük ilindeki bir il binasında bir kişinin katledilmesini, bir HDP'linin katledilmesini konuşuyorsak, bütün bunları Türkiye'nin geldiği aşama açısından, demokrasi açısından, aslında anayasanın askıda olması açısından değerlendirmek gerekiyor. Onun için bugün HDP diye konuştuğumuz her şeyi aslında Türkiye diye tahvil etmemiz gerekiyor. Yani HDP diyoruz ama aslında Türkiye anlamamız gerekiyor. Bu anlamıyla HDP'ye yönelik her şeyin aslında Türkiye'nin geleceğine kastetmeye dönük olduğunu özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi siz de ifade ettiniz. Evet, doğru. Partimiz mevcut durumda hem alacağı tutum itibariyle, hem seçmeni oy kapasitesi itibariyle, hem de geliştirdiği üçüncü ittifak nedeniyle aslında Türkiye demokrasisinin kilit noktasında, ya da şöyle diyelim, aslında seçimin kilit noktasında diyelim. Ve tabii ki partimizin geleneği, tüzüğü ve bütün süreçlerdeki aldığı tutum bu kilit noktasını
Türkiye'nin yararına, Türkiye'de yaşayan 84 milyon yurttaşın yararına kullanacağının açık ve net göstergesi. Bunun en hani pratik kanıtı diyelim 31 Mart ve tekrarlanan İstanbul seçimleri. Bundan da şüphe yok. O anlamıyla o zaman AKP açısından, MHP açısından HDP'nin tasfiye edilmesi gerekiyor. Çünkü HDP ister tek başına birinci turda aday çıkarsın, isterse muhalefetin ortak adayını desteklesin, en nihayetinde HDP'nin destekleyeceği tarafın seçimin galibi olacağı açık ve net. Ama sadece bu da değil, HDP'nin olası bir erken seçim ya da zamanında seçimle elde edeceği her bir sandalyenin gelecek dönem sistemin şekillenmesinde, Türkiye'nin demokratikleşmesinde aslında o anayasal devlet düzeni dediğimiz normalde hani o klasik anlamdaki burjuva demokrasisinin oturmasında da çok kritik bir önemde olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla sesim geliyor mu? Şu an sesiniz geliyor, sorun yok. Evet. O anlamıyla HDP'yi tasfiye etme meselesi aslında Türkiye'nin demokrasisini tasfiye etme meselesiyle eşdeğer önemli. Bunun için de AKP-MHP her türlü yöntemi devreye koymuş durumda. Deyim yerindeyse elinden geleni ardına koyuyor. Parti kapatma, Kobani Kumpas davası, Kobani Kumpas davası çökünce işte Kobani davasının mali ayağı diye uydurup ikinci bir dalga operasyonu ve bugün genel merkezimizin önünde gerçekleşen provokasyonun kendisi aslında adım atım parti kapatmanın gerekçelerini oluşturmaya dönük, onun dayanaklarını oluşturmaya, tırnak içerisinde ona bir toplumsal rıza, bir meşruiyet zemini kazandırmaya dönük hamleler olarak okumak gerekiyor. Ve tabii ki en nihayetinde de bütün bu hedef göstermeler, bütün bu kırmızasyon çabası üzerinden en nihayetinde aslında muhalefetin de dizayn edildiğini, muhalefete de hiza verildiğini, muhalefetin de aslında sınırlarının çizildiğini, yani söyleyeceği sözün sınırının belirlendiğinin de özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü burada ikili, yani birden fazla amaç güdülüyor. O anlamıyla çok kritik bir yerdeyiz. En temelde muhtemelen yani şöyle senaryoları var, biz de tartışıyoruz. Tabii ki bizim her türlü ihtimale karşı aldığımız tedbirlerimiz var. Kapatılması durumunda da, kapatılmaması durumunda da. Fakat AKP'nin en büyük beklentisinin HDP'nin kapatılması sonucunda seçmenimizde oluşacak küskünlük, kırgınlık ve seçimi boykot etme eğiliminin güçlenmesine dönük bir beklentileri olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu özel olarak da hedeflenen bir amaç. Ama şunu söyleyelim, biz her halükarda partimizi savunacağız. Zaten biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne yazılı savunmamızı verdik. Bundan sonra sözlü savunma aşamasına geçilecek. Ve her ne olursa olsun en temelde tabii ki bu meselenin bir hukuksal yönünün olmadığını biliyoruz. Yani bu savunmaları yaparken de zaten hukuki bir temelden bir savunma değil. Daha ziyade siyaseten yürüyen bir davanın AKP eliyle yürüyen bir tasfiye etme operasyonuna karşı aslında tarihe sözümüzü düşmek, tarihe not düşmek için bütün bunları yapıyoruz. Bu anlamıyla ben sadece HDP kapatma meselesinin değil, birden çok olayın eş zamanlı yürüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bugün Sayın Özpetek'in de söyledi. Yani bu mülteci meselesi hakikaten birdenbire bir partinin genel başkanı çıktı ve birden öyle büyüyen, balon gibi şişen bir mülteci gündemimiz oldu. Hani birden mi geldiler? Bayramda mı geldiler? Hemen bayram öncesi mi geldiler? Daha önce de yoklar mıydı? Buradaydılar bu insanlar. Ya da işte bugün düşünün, İçişleri Bakanlığı'nın bizim hep söylediğimiz, siz sistemi köle mi üzerinden, işçiye mi üzerinden ayakta tutuyorsunuz? Bugün bu beşli çetelere bir taraftan dar gelirlerin bütçesinden olan kaynaklarını aktarıyorsunuz. Ama bir taraftan da insanları kölecik koşullarda çalıştırarak o insanları zengin ediyorsunuz dediğimizde buna dönüp hayır hayır diyorlardı. Veriye de ulaşamadık. Bakın bugün itiraf ettiler. Yani düşün, 7-8 yaşında çocuk işçilerinden bahsediyoruz biz. Mülteci emeğinden bahsediyoruz. Okuldan kopan çocuklardan bahsediyoruz. Velhasıl kelam, Türkiye'nin ciddi bir kriz var ama AKP-MHP ittifakının çok daha büyük bir krizi var. Ve bu krizi aşmak için de her zamanki gibi bizi hedef göstererek Kürtleri, Alevileri, mültecileri, HDP'yi, yani toplumsal kesimleri daha fazla gererek, daha fazla kutuplaştırarak, daha fazla kriminalize ederek bu
bu yoldan yürümeye çalışacaklardır diye düşünüyoruz. Ama bu eş zamanlı başka operasyonların olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bu anlamıyla yani düşünün, bu ülkede ana muhalefet partisinin başkanı, genel başkanı lince maruz kaldı. Yani bugün bizim milletvekilimize seni çivilerim diye bir polis memuru tehdit etti. Yani bunlar bu kadar sıradan, bu kadar münferit meseleler olabilir mi? Normal bir demokraside hükümeti düşürecek eylemler, hükümeti düşürecek fiiller ya da bugün televizyonda beğenirsiniz beğenmezsiniz bir siyasi parti genel başkanına bu kadar korkunç bir dille saldırı gerçekleşmesi, kişilik haklarının ihlal edilmesi meselesi. Buradan neyi görüyoruz? Ortada bir devlet yok. Ortada gerçek anlamda güvenliği sağlaması gereken ama kendisi bir güvenlik sorunu haline gelmiş bir İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı var. Bu anlamıyla gelecek dönem açısından hakikaten bir toplumsal muhalefetin, demokrasi güçlerini, muhalefet partilerini bütün olasılıkları da hesap ederek yol alması ve bütün bu senaryolara yönelik de gerçekten toplumumuz sağduya ve telaffuza davet etmesi gerekiyor. Bunu söylerken şunu ifade etmek istemiyorum. Her şeyi seçime erteleyelim, sokaktan uzak duralım değil. Aksine bugün her zamankinden daha fazla sokakta olmamız gerekiyor. Her zamankinden daha fazla sokakta mücadele etmemiz ve itiraz ettiğimiz başlıkları toplumun geniş kesimleriyle de buluşturmamız gerekiyor. Aksi yani şunu öngörebiliyor muyuz? Yarın seçim oldu, AKP kaybetti. Gidecek mi mesela kesin? Yani gidebilir diyebiliyor muyuz? Yani bu böyle bir İçişleri Bakanı profiliyle bu kadar düzensiz göçmenin geldiği bir yerde, kimin geldiğini bilmediğimiz bir ülkede, kime nerede silah dağıttığını bilmediğimiz bir ülkede, yarın ya evet tamam kaybettiler, efendi efendi çekip gidecekler diyebilir miyiz? Ya da o seçim atmosferine evet herkes müşahitini yazacak, gidecek sandığı bence çok demokratik bir seçim olacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü bugünden zaten masa başında AKP senaryo çalışıyor. Bugün gelen seçim yasası bu senaryonun bir ayağı. Mülteci meselesi bu senaryonun bir ayağı. HDP'yi kapatma bu senaryonun bir ayağı. MHP üzerinden sürekli ana muhalefet partisine hiza vermeye çalışmak, tehdit etmek, onu işte kendi tarihiyle sürekli mahkum etmeye çalışmak örneğin bu senaryonun bir ayağı. Yani işte kadın derneklerini, işte kadın cinayetlerini dolduracağız platformunu ve kapatmak bugün bu senaryonun bir ayağı. Çünkü burada büyük bir payda var. Büyük bir konsensus var. Kaybettiğinde, Erdoğan kaybettiğinde sadece Erdoğan kaybetmeyecek. Erdoğan'la beraber bu sistemden beslenen, bu sistemden nemelenen çok geniş bir kesim var. Cemaatler, tarikatlar, vakıflar, klikler ve benzeri çevreler. Onun için burada birden fazla aktör var ve birden fazla aktör de kendi elindekini kaybetmemek için çok daha fazla, çok daha provokatif girişimleri olabilir. Ama bizim açımızdan programımız ne? Bizim onlarca partimiz kapatıldı. Geri adım atmadık. Biz bölgedeyiz. Ben şu anda da bölgedeyim. Geziyoruz. Yani halkımız size diyor, size güveniyoruz. Siz de direnin, biz arkanızdayız. Yani bu kadar açık öyle. Biz en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız ve direneceğiz. Mücadele edeceğiz. Peki, Burak Bilgehan'a dönmek istiyorum tekrar. Son sözü de Gürsel Tekin'e vereceğim. Süremiz azalıyor. Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Turan Çömez'in değerlendirmeleriyle birlikte bu süreci nasıl değerlendirdiğini sormak istiyorum. Hem de bir gelişme daha var yine bu süreçle birlikte aslında ele alabileceğimiz. Bir adaylık tartışması bir yandan yürüyor ve İmamoğlu bir bayram döneminde Karadeniz gezisi yaptı. Ve bir de uçak fotoğrafı, meşhur bir uçak fotoğrafı, işte eski rejimin aktörleri diyebileceğimiz Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ün orada olması çok tartışma yarattı. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerini de merak ediyorum. Bana mı sordun? Evet, evet. Burak Bilgehan. Önce tamam. Sizin değerlendirmeleriniz daha sonra da Gürsel Tekin'in. Ya kusura bakmayın. Şimdi fotoğrafın ahlaki olarak mide bulandırıcı olduğunu söylemem gerekiyor. Yani geçmiş dönemin aktörleri dediğiniz aktörler aslında muhalefet partilerini, muhalefet seçmenini, muhalif grupları
iktidarın ajandası doğrultusunda hiç tereddüt etmeden yaftalayan, geçmişte muhalefetin gezi protestolarında onurlu duruşunu bir kimlik grubunun ergen isyanıymış gibi tasvir eden, bununla birlikte Türkiye'nin herhangi bir demokrasi sınavında omurgalı duramamış insanlardan oluşuyor. Yani bunu sadece bir muhalif olarak söylemiyorum. Bir muhafazakar da olsaydım bu tespiti muhtemelen yapmış olurdum. Yani bu insanların gazeteci olduğu konusunda benim zaten başlı başına tereddütüm var. Bununla birlikte herhangi bir siyasi gelişmeyi siyasi bir ajandadan ve kendi menfaatlerinin dışında gazetecilik namusuyla ve objektifliğiyle değerlendirecekleri konusuna da hiç girmiyorum bile. Onu söyleyeyim. Fakat işin bir de reel politik boyutu var. Siyasetçiler ahlaklı olmak ve bir anlamda ahlaki bir mesajı tebliğ etmek için aramızda değiller. Bunu söylemek lazım. Siyasetçi çıkar çatışmalarını, belirli çıkar kümelerinin bir çizgide hizalanmasını, onların beklentilerini bir söylemle kapsamayı ve temsil etmeyi iddia eder. Böyle bir iştir aslında. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı aslında bir güç resmidir bana sorarsanız. Yani fotoğrafta bulunan insanların ahlaki olarak benim nezdimdeki karşılıkları bir tarafa, tabii fotoğraftakilerin hepsini söylemiyorum, çok orada saygı duyduğum insanlar da var. Kimleri kastettiğimi zannediyorum herkes anladı. Fakat öte tarafta bir siyasetçi olarak bu insanları kendi otobüsüne almak ve o bir poz vermek bana sorarsan siyasi bir güç fotoğrafı. Ve siyasetçiler bence bu tip kendi güçlerini gösterme sanatını da iyi bildikleri sürece siyasetçiler. Öyle söyleyeyim size. Niye bunu söylüyorum? Çünkü o fotoğrafta eleştirilere sebep olan insanlar genel olarak gücü sezmeleriyle, gücü koklamalarıyla ve asla kaybetmeyecek tarafta yer almalarıyla meşhurlar. Yani benim açımdan o fotoğrafın amacı, anlamı bu. Yani ahlaki olarak rahatsız oluyorum hepimiz gibi. Siyasi olarak ama bir mantığı olduğunu, bir mesajı olduğunu, bu mesajın da Ekrem İmamoğlu tarafından bilinçli bir şekilde verildiğini düşünüyorum. Peki. Son olarak aynı aslında konuyu Gürsel Bey'e, aynı soruyu Gürsel Bey'e yöneltmek istiyorum. Bir yandan çünkü Kılıçdaroğlu'nun aslında altılı masanın doğal adayı olduğu yönünde bir genel söz birliği var CHP içerisinde. Fakat bir yandan da alternatif adaylar için kamuoyu yoklamaları tabii ki parti nezdinde de devam ediyor. Ve İmamoğlu'nun bu gezisi de aslında bu bağlamda değerlendirildi daha çok. Fakat sonrasına gelen bu malum fotoğraf nedeniyle ciddi tepkilere de yol açtı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Fotoğraftan önce izin verirseniz aslında bu rejimin yani 2015-2016'dan sonra aşama aşama önce fiilen iktidar kendisini feshetti. Yani bizim bildiğimiz Sayın Çömez'in de milletvekilliği yaptığı, hatta geçmiş dönemde o sürecin büyük olasılıkla tamamında olduğu bir dava partisi adeta kendisini feshetti. Yani önümüzdeki süreçte sadece HDP tehlikeyle karşı karşıya değil, bu rejimle beraber bütün siyasi partiler bir tehlikeyle karşı karşıya. Şu anda mesela AK Parti'nin programına bakın, AK Parti'nin 2001 yılındaki kuruluş felsefesine bakın, bir eser bile kalmamış, başkalaşmış, başka bir yere gelmiş. Yani düşünün, Sayın Erdoğan kendi yerine bir genel başkan vekilini tayin ediyor, seçtiriyor. Genel başkan vekili özgürce kendisini ifade edemiyor. Bir cümle kullandığı için, HDP ile ilgili bir cümle kullandığı için adeta derdest edildi. Yani baktığımızda öyle sadece HDP değil, çünkü HDP ile ilgili de birçok araştırmalar ellerinde olduğu için
Özellikle Batı'da Orta Anadolu'daki Kürt seçmenlerin önemli kısmı AK Parti'ye oy veriyor. Ve bu tutumdan dolayı onlar da geri çekilebileceği ihtimalini bildikleri için sürümceye bıraktı. Ve bunu da genel başkan vekili çok uslubu dahilinde bir cümle kullandı ve dayak yedi. Yani AK Parti'de dayak yemeyen kimse kalmadı ki. Ben uzun yıllardır özellikle İstanbul'da güçlü oldukları için sahada çok görürdüm. Şimdi sahada da çekildiler. Yani fiilen HDP'yi kapatayım derken AK Parti kendisini kapattı. Yani kapanmış bir vaziyette. E ne oluyor önümüzdeki süreçte? Bakın 20 yıldır aynı siyasi partiler yasasıyla seçim yapıyoruz. Ve günün birinde hani insan neyi bekler? Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz, daha demokratik bir mekanizma olacak, vekillik seçilme biçimi efendime söyleyeyim işte millet tarafından seçilecek falan, bütün bu beklentiler beklenirken öyle bir şey geldi ki bu siyasi partiler yasası, yani iktidarın ya da bu rejimin fiilen sahada sokakta alamadığı oyu sandıkta alacaktır. Bunu hepimizin bilmemiz lazım. Bu altı siyasi parti ve altının dışındaki bütün muhalif olan siyasi partiler adeta alternatif bir seçim kurulu oluşturamazlarsa, kusuruma bakmasınlar, bu işin ne kadar zor olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı görüyorum. 2 önceki seçimlere baktığımızda ne çabuk unutuyoruz. O zaman yasa dışı yaptı, şimdi yasal bir çerçeveye bağlandılar. 3,5 milyon mühürsüz oy mühürlü kabul edildi. Adeta doğuda, Güneydoğu'da HDP'nin sandık başkanları cumartesi günü gözaltına alındı. Sandıklar sahipsiz bırakıldı. En önemlisi şu anda önümüzdeki seçimlerde sandık kurulları oluşacak. Sandık kurullarının, ya yani siyasi partilerin vermiş olduğu temsilciler tamamen inisiyatif o bölgedeki seçim kurulu başkanının iki dudağı arasına kaldı. Yani ertesi gün ben falan siyasi partinin temsilcisini kabul etmiyorum dediğinde yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi yani bütün çalışmalara baktığımızda araştırmalar, detaylı araştırmalar öyle ekonominin falan taşımasıyla değirmen dönmez. İyileşmeyeceğini de biliyoruz. Nereden para bulurlarsa bulsun. 24 milyon icra dosyasının olduğu bir ülkede siz hangi parayı bulacaksınız da refah getireceksiniz? Bu mümkün değil. Bunu biliyorlar ve bununla ilgili bu seçim, yani bu değişen seçim sistemi Anayasa Mahkemesi'nde eğer iptal edilmeyecekse gerçekten çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Sayın İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı ve bugüne kadar iktidarın da, iktidar medyasının, iktidarın kendisinin İstanbul'la ilgili birçok engeller, işte yasal değişiklikler, bütün buna rağmen kamuoyu araştırmalarında Sayın İmamoğlu'nun çok önde olduğu biliniyor. Ve bir gezide de o fotoğraf, şimdi ben onun yorumunu yapmayayım. Yani bir siyasetçi olarak belediye başkanının götürmüş olduğu hocam o yorumu yaptı. Önümüzdeki süreçte tabii ki altılı masa, ama altılı masanın dışında milletin, sonuçta bizim seçmen kitlemiz son derece profesyonel ve çok politik bir seçmen kitlesi. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde 365 gün siyaset konuşulmaz. 365 gün siyasetin konuşulduğu tek ülke biziz. Bir taziye evine gittiğinizde bile daha girer girmez siyasetle başlar, siyasetle biter. Vatandaşlarımızın talebi, arzusu neyi gerektiriyorsa mutlaka onu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu rejimin bu rejimle yaşamaya mahkum edilir hale geliriz. Bu rejimi değiştirmek istiyorsak dayanışmayı güçlendirmemiz lazım. Detaylarla boğulmamamız lazım ve mutlaka iyi sonuç elde etmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Süremiz doldu. Fakat son vurgunuz bence önemliydi. Ben onu tekrar etmek istiyorum. Kamuoyunun sesini dinleyeceğiz ve halkın aslında taleplerine
kulak vereceğiz dediniz. Bence bu önemli bir vurgu adaylık tartışmalarına ilişkin. Bu sürecin nasıl biçimleneceğine ilişkinde önemli bir kıstas kriter diye. Sayın Sayın Çömez çok iyi bilir. En kritik ki çok ideolojik olan İstanbul'da bazı mahalleler var. Örneğin Sultanbeyli gibi, Arnavutköy gibi, Bağcılar gibi. İnanın olağanüstü bir değişim var. Yani o konuda hiç tereddüt olmasın. Sadece ve sadece altılı parti ve altının dışındaki siyasi partiler yapması gereken vatandaşın reyini muhafaza edecek bir sistem yaratmak zorunda. Evet. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Burak Bilgehan Özpek, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Turan Çömez ve Gürsel Tekin. Süremiz sona erdi. Değerli katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için ve sabırları için teşekkür ediyorum. Rota bu akşam sona erdi. Önümüzdeki hafta yine aynı gün, aynı saatte daha iç açıcı gündemlerle her zamanki gibi görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese iyi akşamlar.